VIP bottles all on my table. My niggas with me, we sipping up. I got bad chicks and they able. These fools ain't how the coolest us. Epic Gaming'den hepinize hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Razer klavye kutu açılımı yapacağız. Neyse, ilk önce bir intro gelsin, sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi şimdi klavyenin kutu açılımına başlayacağız. Gördüğünüz gibi Razer klavye, gördüğünüz gibi Black Widow. Black Widow ne demekti lan? Ha, hatırladım, Karadul. Karadul. Oğlum örümcek mi lan? Şu an elinde örümcek klavye. Yok lan, Karadul örümcek sayılmaz ya. Ama görünüşü örümcek yani. Neyse hadi, ne alaka, nereden nereye gittik? Klavye böyle, gördüğünüz gibi. Bunun açılımını yapacağız derken kesici aleti unuttum, ağzını. Kendim açabilir miyim ki? Belki açılır buradan da. Diyeceğim de. Aa dur lan, açılıyormuş. SteelSeries kutu açılımında kutuyu açamadık diye video neredeyse fail olacaktı. İnşallah bunda da aynısı olmaz diyeceğim de. Ha dur lan, şuradan açılıyor, tamam. Bu kolay bir, gene zor değilmiş. Şöyle çekiyoruz. Diyeceğim de. Şöyle çekiyormuşuz bunu bak. Bu kesici alete gerek yok. Onda bant vardı. Diyeceğim de bu da az değil. Her kutu açılma böyle olmak zorunda mı? Abi bu böyle olmayacak. Kesici alet gerekiyor. Ben bir kesici alet alıp geleyim arkadaşlar, sonra karşınızda. Evet arkadaşlar, geldim ve bizim kutu açılmadaki klasik bıçağı ya. Bıçak, buna bıçak mı denir? O kadar cahil miyim ben? Şaka mı diyorum? İşte makas. Makas da şimdi gene bunu bir alalım. Biz 2 saat makas alacağımıza elle açmaya çalışmıştık, mallık yapıp. Şimdi kolayca açarız gene. Diyeceğim de mask. Neyse boşver, hiçbir şey demeyeceğim. Şöyle bir açalım. Bizim olayımız o değil. Şöyle dur. Evet. Açıyorum. Ve bir tane velet vardı ya. Neydi böyle? Yapıyordu. O velet aklıma geldi. Siz de biliyorsunuz da büyük ihtimal. Evet, açtık rahatlıkla. Gördüğünüz gibi. Şu makası şuraya koyayım ve içinden çıkarayım artık şu kılın bebek klavyemizi. Oo, güzel bir kumaşı var. Bir dakika, arkasına bakmak istiyorum. Arkasında bir şey vardı. Garanti belgesi. Evet. Lan bir elime battı. Ağzına. Şöyle çıkartalım yavaştan abi, dur. Ne oldu lan buna? Heh. Bokuma çıktı bok. Evet, klavyemiz çıkıyor ve evet, dur çıkardım abi. Abi klavye çok güzel. Klavyeyi almak istiyorum ben. Şöyle çıkaralım ve atalım şu kutuyu. Siz atmayın, bir şey aldıysanız benim gibi. Burada bir tane koruyucu var. Ve burada da bir tane klavyemiz var. Allah. Lan dur. Ağzın. Oha, kablosu. Kablosu varmış. Bu ne? Bu ne lan böyle? Aaa, Razer stickers. Abi ben bunu unutmuştum. Razer stickerslar, ben bunu arka planıma yapıştıracağım. Şimdi burada ne var? Düşürdüm yere. Burada işte diyor thanks for by Razer falan, işte teşekkür ederiz bunu aldığın için diyor.
beğenmek için Facebook'tan falan takip edin diyor işte, ne bileyim. Burada da resmi var. Şunu şuraya koyalım ve bizim tabii ki aradığımız bu değil, bu. Arkadaşlar klavye tamamen bir mekanik, hani blue switch bildiğiniz, bakın. Sesi duyuyoruz mu? Çok güzel bir sesi var. Vallahi bir de bu ışıklı, şimdi sizlerle bir ışıklı halini göstereceğiz. Hazır mıyız? Şu şeyi açayım da ilk önce. Evet. Nefret ettiğim şey naylon. Ha, şuradan çıkartılıyormuş ya. Şöyle çekeceğim değil mi? Yok lan. Oğlum anlamadım lan. Ha, içinden çekeceğiz herhalde. İyi çekek bu kadar. Oğlum anlamadım lan, bu naylonla nasıl yaptınız ha? Ağzı yüzü daldı naylon ya. Birader bu nedir? Bu nedir birader? Bunun açılma yeri yok mu? Ben böyle şeyler çok kutu açılma yapmam. O yüzden böyle şeyler daha acemiyimdir. Hani benim aldığım genelde çoğu şey böyle kutusu çok profesyonel olmaz, ama bu bayağı bir garip kutusu vardı. Steel Series'in böyle. Şöyle yapacağım. Şöyle genişletelim ki içine alalım. Şöyle elimi... Evet, iki tane kablosu, bir tane jack girişi varmış bunun. Niye lan? Jack girişi ne alaka? Ana bir dakika lan, iki tane USB var. USB girişi var. Neyse ben bunu bir açayım, yoksa videonun yarısı bunda olacak. Açtıktan sonra karşınızda olayım beyler. Evet arkadaşlar, videoyu durdurduktan 5 saniye sonra buranın açık olduğunu fark ettim. Buradan çıkartılıyormuş. Hiç dikkat etmemişim, şimdi açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Buradan açılıyormuş, ben görmemişim, özür dilerim. Gördüğünüz gibi rahatlıkla açtık. Şöyle çektik mi? Hop. Çıktı. Şunu şuraya koyalım. Gördüğünüz gibi kablosu böyle çok güzel bir dokusu var. Kablonun hani... Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi ve klavye gördüğünüz gibi böyle. Az önce işte videoyu durdurmak zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi mekanik ve şimdi devam ediyoruz. Böyle 3 tane USB'si var. Bir de niye jack girişi var onu anlamadım. Üstünde bakayım bir şey var mı? Yok. Bu jack girişini niye böyle anlamadım. Bir de 2 tane USB sanırım. Bir tanesi klavye, birisi bir tanesi ışık, bunu bilmiyorum. Tahmin diyelim şimdi bilgisayara bir bağlayacağım. Şu benim eski klavye var ya hani, Platon. Onu bir çekeyim. Aklıma bir video fikri geldi. Aslında bu klavyeyle o klavyeyi kapıştırabilirim ha. Neyse. Şunu bir çekeyim şöyle. Tamam. Şimdi bu klavyeyi takacağım. Klavye de kalın değilmiş ha. Kalın. İyi bir kalınlığı varmış. Bir koyacağım ilk önce. Şöyle. Şurada bir tane şey var. Şu en sevdiğim madde. Şöyle çeviriyoruz da açılıyor bunlar. Bakın şöyle. Şimdi şunu açalım. Aa, bir tane daha varmış. İyi açak. Aç 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 aç. Birader. Beklemek yok. Beklemek yok. Bu arada böyle kaliteli ekipmanların hepsinin kutu açılımını yapıyorum. Genelde. Çok güzel ekipmanları yaparım. Evet, şu kadar uzunluğu var kablonun. Durun göstereyim size. Kablo uzunluğu bu kadar beyler. Bakın şöyle. Aslında klavyeye bağlı. Dur şimdi. Her şeyini tıkacağım bakalım. Ne bu? Oğlum yalnız benim jack girişi şu tarafa bakıyor, tamam. Ama USB bu tarafa bakıyor. Nasıl yapacağım? Aa var lan, dur. USB'si oraya bakan da var. Webcam'i çıkarmam lazım. Webcam'i şuraya takarım. Bundan sonra şu iki... Şu USB'yi takalım şuraya birader.
Evet, aygıt yükleniyor da ya, benim bilgisayar ne oluyor? Benim bilgisayar da açık bu arada. Şu jack girişini de şuraya taktım. Kulaklığı çıkardım. Belki kafası karışır bir şey olur, ne bileyim. Evet, klavyeyi taktım. Oo abi. Gördüğünüz gibi ışıkları böyle. Aa, bir an söndü zannettim. Evet, klavye gördüğünüz gibi böyle. Bir yanıp sönüyor, bir yanıp sönüyor. Şimdi size bir o güzel bir görüntü göstereceğim. Hazır mısınız? Videoyu durduruyorum. Bir dakika. Bakın bunun modları var. Evet arkadaşlar, cool görüntüler geldi ve siz de gördünüz. Ben montajla hallettim ve şimdi bu stickerlara geçelim. Bu stickerlar aslında ben bunu videoya ekstra olarak koyayım dedim. Video uzasın diye. Şimdi bir dakika, video kaç dakika lan? Lan daha 3 dakikaymış. Yuh. Çabuk açtık kolun kutuya. Şeyi bayağı geç açmamıştık. Ve bu nasıl bir şey? Heh, çıkardım. İyi, kolay mı? Abi çok güzel. Yeminle çok güzel. Şimdi ben bunu nereye yapıştırayım? Bir tane arka plana, bir tane de masama yapıştıracağım. Şöyle yapıştırıyorum abi. Yapış. Şöyle yapıştırdım arkadaşlar. Burada ama pek net gözükmediği için sizde görünüyor mu biraz? Şöyle çekeyim. Arkadaşlar görün. Bilmiyorum, pek görünmüyor sizde. Bu da böyle. Abi sticker'lar bile 5 lira eder lan. Öyle bir sticker ki. Abarttım. Neyse. Gözü böyle çıkaralım. Klavyeyi de gördünüz zaten. Sticker'lar her ekipmanda olur. Razer'ın. Acaba klavye üstüne mi yapıştırsam bunda? Ama çok büyük gelir. Bunu benim masama bir yere yapıştırayım. Ya da arka planıma... yok, arka planıma yapıştırdım. Şuraya yapıştıracağım. Gayet güzel bir yer bence. Evet, yapıştırdım. Gördüğünüz gibi buraya masama yapıştırdım. Çok güzel oldu. Bu da böyle oynamam için benim. Neyse. Sticker'ları, mickle'ları boş verin. Bizim klavyemiz burada. Şimdi bakın. Sizlerle ne kadar hızlı yazabildiğimi göstereceğim. Derken ben telefon yüzünden göremiyorum şu anda. Şöyle çekeyim. Ha. Şimdi. Bir şuraya ayeti göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel yazıyor. Siz göremiyorsunuz ama. Kusura bakmayın. Gösteremiyorum. Ha, şimdi yazıyorum. Lan klavye yazmıyor. Dur. Ha, yazıyor. Vallahi çok hızlı yazıyor arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz, tamam. Sesi insanı %50 daha bildiğiniz hızlandırıyor. Böyle garip bir sesi var. Tuşlara göre farklı arkadaşlar. Bak, bu boşluk. Bu backspace. Bu şeyler, oklar. Bu da harfler. Öyle bir şey yapmışlar ki abi. Acayip bir klavye. Bunun ışık modları vardı ama. Şöyle. Şöyle. Pause break diye bir şey var. Bu ne? Merak ettim. Arkadaşlar bu pause break'e bastım, tamam. Benim bilgisayar kapandı. Bu ne lan böyle? Aa, ben buna bakmamıştım. Bu ne? Bu ne? Klonun kılavuzu mu? Ya tamam işte abi, de. Evet, attım, var mı? Çok değerli bir şey değil. Bizim aradığımız klavye kardeş. Razer da iyi bir markaymış ha. Az değil hani. Yalnız
Benim bilgisayarım ne oluyor? Kapat şunu oğlum. Ne yaptı lan? Arkadaşlar klavyeyi taktım. Pause break diye bir tuş vardı. Bir bastım. Benim bilgisayarı kapadı. Ağzıma sıçtı. Ağzıma sıçtı ya bilgisayarım. Neyse. Gördüğünüz gibi klavye buradaydı ve bilgisayar kapanınca klavye ışığı da gidiyor. Bir daha aç ya şunu. Allah Allah. Pause break tuşuna basmayacakmışız demek. Anladık onu. Evet, klavye efsane bildiğiniz. Bir de bunun sağ sol falan vardı da o modlarında pek bilgim yok. Bir dakika. F11'e basarsam ne olur? Işıklar gidiyor. Tekrar basarsam. Ayo. Dur bir bilgisayar açılsın, o yüzden ışık yok. Evet, bunlar böyle çöp. Yaz ben bu kumaşı saklarım. Öyle bir garip bir dokusu var. Evet geri yandı. Şöyle F11 yapalım. Bakın burada modlar var herhalde. Böyle ışık. Aa böyle yapınca daha hızlı gidiyor galiba. Pek anlamadım ama. Aynen. Daha hızlı yanıp sönüyor. Böyle yanıp sönüyor. Razer. Evet böyle yaparsam çok hızlı mı olacak? Sanki hızlı gibi. Aa yok lan yavaşladı gibi. Birazcık karmaşık bir şey evet. Bir iki gün falan oynadıktan sonra insan alışıyor klavyeye. Yalnız tuşlarda acayip bir şey var. Tamam ya anlarız. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Klavye gördüğünüz gibi böyleydi. Bebek gibi bebek. Bebek gibi bebek. Bebek gibi Bu da benim eski klavyem ama onu sonra gösteririm artık. Sonraki video kesin arkadaşlar. Ben bu klavyeyle benim eski klavyem Platon'u kapıştıracağım. Nasıl Platon'la SD serisi kapıştırdım kulaklığına. Önceki videolara bakarak bulabilirsiniz. İki video önce oluyor şu an. Neyse kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.